Tüm Türkiye'de gerçekleşen 17-18 Şubat arasındaki iş bırakma eylemine Edirne aile hekimleri de katıldı. Kente aile sağlığı merkezi çalışanları 17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen grev hakkında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında sağlık çalışanları yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için etkin şiddet yasasının oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu karar aslında bir sürü olumsuzluğun sonucunda alınmak zorunda kalınan bir karar. Dört tane temel isteğimiz var. İlk ve aslında en önemlisi yaşam hakkını savunurken bizlerin hayatta kalması. Zarar vermeden önce zarar görmeye maalesef geldik yıllar içinde. Etkin bir şiddet yasası acilen istiyoruz. Pandemi döneminde bile, yıllık bir süreçte bile şiddet yasası çıkmadı. Çeşitli sözler verildi biliyorsunuz televizyonlarda. Bu yasanın bir an evvel çıkmasını istiyoruz. Yani grev kararı aslında ilk önceliği bu. İkinci olarak emeklilikte insanca bir yaşam. Hem bir hemşire arkadaşlarımız için hem de doktorlar için. 65 yaşında olup hala çalışmak zorunda olan ev hemşire doktor arkadaşlarımız var. İnsanca bir emeklilik istiyoruz herkes gibi. Tüm emekçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gibi. Üstelik biliyorsunuz televizyonda doktorlara 5000 lira, 2500 lira verdik. Emeklilikte şu kadar maaş alacak şekilde haberler yaptırıldı. Maalesef meclisten geri çekildi bu karar. Ve biz halkla gene karşı karşıya kaldık. Sizlere şu kadar para verdiler. İşte siz gene de hala şikayet ediyorsunuz orada kaldık. İkinci olarak bu. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Trakya Birlik'ten. Üçüncü olarak da insanca emeğimizin karşılığını alabildiğimiz bir maaş, hak ediş istiyoruz. Hem ev hemşire arkadaşlarımız için hem bizler için. Özellikle düşük nüfuslu yerlerde çalışan, aile sağlığı merkezlerinde çalışan ev hemşire arkadaşlarımızın maaşı asgari ücretin altında kaldı. Devlet kendisi günde 8 saat çalışma için yasal olarak 4200'ün altında çalışamaz derken, kendi eliyle devlet kamu hizmeti görülen yerlerde ev hemşire arkadaşlarımıza 3000 lira, 3500 lira gibi bir maaşı vermeyi kendine maalesef yakıştırıyor. Dördüncü ve son olarak da 30 Haziran 2021 tarihinde onların ödeme yönetmeliği dediği, bizim ceza yönetmeliği dediğimiz bir yönetmelik çıktı. Uluslararası çalışma şeyine uymayan ILO'ya, anayasa, insan haklarına aykırı, fabrikada da işçinin bile hakkı olan şeyi maalesef bizim elimizden bu hakkımızı almaya çalışıyorlar. İş güvencesiz bir şekilde çalışıyoruz. 5 kere farklı suçlardan dahi olsa müdürlük tarafından cezalandırıldığımız zaman iş hakkımıza son veriliyor, iş yenilememe şeklinde. Eskiden sözleşmelerimizi valiyle yapardık ki orada bile itirazlarımız vardı. Sözleşme tek taraflı olmaz diyorduk. Bir dayatma sonucu biz onu imzalamak zorunda kalıyorduk. Şu anda sözleşmelerimizi müdürlükle yapmak zorundayız. Ve ikna odaları oluşturulmaya çalışılıyor. Sözleşmesi yenilenmeyecek kişiler odalarda toplanılıyor. İşte bundan sonra şunu yapacak mısın, bunu yapacak mısın şeklinde. Bu açıklamayı yapacak mısın mesela basın için. Bu da tamamıyla korkutma, sindirme amaçlı. Ama biz buradayız. Ülkemizi seviyoruz. Hastalarımızı seviyoruz. Hem onların sağlıklı bir geleceği için, sağlıklı bir Türkiye geleceği için hem de bizlerin insanca çalışması için 2 günlük görevimiz başladı. Bununla da kalmayacak. Eğer burada bir sonuç alamazsak 14 Mart haftasında, Tıp Bayramı haftasında 3 günlük bir göreve çıkacağız.